Hepinize merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Patatesli kol böreği tarifini paylaşacağım bugün sizlerle. Yoğurdu, sütü, suyu, yumurtayı ve bir tatlı kaşığı tuzu, sıvı yağını karıştırma kabına alıyorum. Malzemelerimi çırpıcı yardımıyla şöyle bir karıştırıyorum ve ardından un ekleyerek güzel bir hamur yapacağım. Toplamda 5 su bardağı kadar un kullandım. İkinci bardağı ekliyorum. Ve karıştırmaya başladım elimle. Üçüncü bardağı ekledim. Dördüncü bardağı ekledim. Beşinci bardağı da şöyle hafif hamura yedirerek yoğuruyorum. Ama bu kabın içinde yoğurması birazcık zor oluyor. O yüzden ben şimdi bunu bir hamur kartı yardımıyla tezgahın üzerine alacağım. Masamın üzerinde yoğurmaya devam edeceğim. Hamuru tabii ki de bu şekilde elimizde yoğurursak kıvamının nasıl olduğunu çok daha iyi anlamış oluruz. Evet, hamuru şöyle toparlıyorum. Elime birazcık yapışması normal. Şimdi hafif bir unlayarak tekrar yapışmaz özelliğini hafif şöyle gidermeye çalışıyorum, yapışkan özelliğini. Tezgahtaki bütün unu da hamura yedirebilirsiniz. Ziyan olmasın. Evet, son bir kez şöyle bir kontrol edin isterseniz, elinize yapışıyor mu yapışmıyor mu diye. Muhtemelen yapışacaktır. Birazcık daha minik şöyle bir un ilavesiyle birkaç kere daha katlayıp şöyle evet, şimdi bu şekilde hamurum hazır hale geldi. Pürüzsüz bir kıvamda oldu. Maya kullanmıyoruz. Kabartma tozu ve karbonat kullanmıyoruz bu hamurda. 4 tane patatesi haşladım ve üzerine 2 tane soğanı yarım su bardağı kadar sıvı yağda kavurdum. Üzerine 2 tatlı kaşığından birazcık eksik biber salçası ekledim ve iç malzemem olarak yanıma aldım. Tuz, karabiber ve toz kırmızı biberleri tatlandırıyorum. Hamurun birazcık bir 15 dakika kadar dinlenmesi gerekiyor. Ben de bu sırada içimizi hazırlayalım dedim. Evet, şimdi 15 dakikanın sonunda hamurumu bezelere ayırıyorum. Hamuru bezelere ayırırken eşit olmasını isterseniz size bir püf noktası. Önce hamuru ortadan ikiye ayırın. Ardından her bir parçayı ikiye bölerek eşit bezeler elde edebilirsiniz. Eşit sayıda özel ve tabii çift sayıda bezeleriniz olacaktır. Yine de elinizle bunları beze haline getirdikten sonra eğer büyük gözüken varsa gözünüze ondan bir parça kopararak bu şekilde diğerine takviye yapabilirsiniz. Bu şekilde bezelerimi hazırlayıp tepsinin üzerine diziyorum. Evet, bu şekilde hazırladım. Şimdi yağımızı hazırlayalım. 3,5-3,4 yemek kaşığı kadar tereyağım var burada. Bunun üzerine zeytinyağı ekliyorum. Bir çay bardağından şöyle bir 2 parmak kadar eksik kullanmanız yeterli olur. Bunu güzelce eritiyorum. Şimdi başlayalım bezemizi açmaya. Öncelikle merdane yardımıyla ve nişastayla açtım ben bu sefer. merdane yardımıyla büyütebildiğiniz kadar büyütün. Nişasta ve un karışımı birlikte kullanabilirsiniz. Sadece nişasta belki kurutabilir yufkanızı ve yufkanız çok çabuk parçalanabilir. Birazcık da hızlı hareket etmeniz gerekiyor yufkanızı açarken. Ben şu an videoyu hızlandırdım ama tabii ki de hamurun yırtılmaması gerektiği kadar da hızlı açmanız gerekiyor. Oklava ile bu şekilde hem hamuru ittirirken bastırıyorum hem de çekerken hafiften bastırıyorum. Ve böyle bir yufka açıyorum. Tabii ki de bu basma esnasında yufkanızın yeteri kadar unlanmış olduğundan emin olmanız gerekiyor. Yoksa yufkanız birbirine yapışır. Yeteri kadar büyüdüğüne emin olduğumuz yufkamızı şimdi börek yapmak için hazırlayacağız. Evet, bu kadar yeterli. İçini az önce hazırladığım yağlı karışımla yağlıyorum. Ve yağın her tarafı gelmesi için yufkayı bu şekilde katlayıp açıyorum. Evet, şu şekilde kenarlarından şöyle hafif köşe yapıyorum. Katladığım kenarları da hafiften yağlıyorum. Ve iç malzemesini koyuyorum. Ve bu şekilde böreğimizi sarıyorum. Böreği bu şekilde sarıp bu şekilde ikiye katlıyorum. Tepsiye diğer böreklerimin yanına koyuyorum. Bir tane daha katlanmış halini göstermek istiyorum. Bu şekilde katlıyorum. Patatesli 2 tane koyuyorum. Dilerseniz ıspanaklı iç, kıymalı iç, istediğiniz herhangi bir peynirli iç gibi tüm iç malzemeleriyle yapabilirsiniz. Bu şekilde hem hafif hamuru esneterek hem de bu şekilde sarıyorum. Hamur zaten çok esnek. Çekince uzuyor çektikçe. Çok kaliteli, çok güzel bir hamurumuz oldu. Bunu da aynı şekilde tepsiye koyuyoruz. 8 bezeyle benim tepsim tamamen dolmuş oldu. Bir tanesini sadece farklı bir şekil koydum. Şimdi göstermiş olacağım. Üzerine hafiften sıvı yağ sürüyorum. Bu kullanmış olduğumuz yağ bitti. Onun yerine ufak bir sıvı yağ döktüm onun kabına. Ben bu sefer böreğin üzerine yoğurt ya da yumurta kullanmadım. 200 derece bu şekilde kıpkırmızı olana kadar pişirdim. Ve çok güzel oldu bakın. Rengi tabii ki de yumurta ya da yoğurt sürdüğümüz zaman daha çok kızarıyor. Ama ben bugün bu şekilde denedim. Özellikle de sesini duymanız için bu kısmı sesli çektim. Videomu izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olup yorum bırakmanızı ve videolarımı beğenmenizi rica edeceğim. Yepyeni tariflerde ve videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.